İyi günler değerli izleyiciler. Bugün gene kitaplardan konuşacağız. İstanbul Kitap Fuarı'nın cumartesi günü açılacak 31.si düzenleniyor bu yıl. İstanbul Kitap Fuarı'nın bugün konuğumuz genel koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu. Deniz Kavukçuoğlu'yla kitap fuarını konuşmamızın bir önemli yanı daha var. Kendisi de bir yazar. Dolayısıyla hem bir kitap fuarı düzenleyicisi olarak hem bir yazar olarak ve ayrıca İstanbul Kitap Fuarı benzeri Türkiye'nin değişik yerlerinde yıllardır kökleşmiş özellikle TÜYAP'ın düzenlediği kitap fuarları var. Onlarla ilgili gözlemlerini, yaptıklarını, yapacaklarını kitapla halkı toplumu buluşturan kitap fuarlarının kültürel açıdan önemini konuşacağız. Hoş geldiniz Deniz Bey. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi kitap fuarı TÜYAP'la özdeşleşti bir bakıma. Yani ilk kitap fuarını TÜYAP İstanbul'da 1982 yılında düzenledi. Evet. Taksim'de bir otelin salonunda düzenledi. Küçük bir salondu bu. Sanıyorum 28 yayın evi katılmıştı bu ilk kitap fuarına. 560 metrekare. Evet, çok ben lise öğrencisiydim o zaman. Büyük ihtimalle gitmiştim ona. Yani şimdi hatta ben o kitap fuarlarından ne kaldı diye şöyle bir kitaplığıma göz attım. Bir kere bu kitap fuarlarıyla biz öncelikle yazarlarla buluşma şansı edindik. Yani yazarların okurlarla buluşmaları, söyleşi yapmaları, kitaplarını imzalamaları. Ben mesela oradan bir kitap getirdim. Rıfat Ilgaz'ın Apartman Çocuklarını Marmara Oteli'ndeki, şimdiki adı Marmara, o zamanki adı Etap Oteli'ydi. Taksim Etap Oteli'ydi. Rıfat Ilgaz orada şunu yazmış, okumama izin verirseniz. Tabii, buyurun. Diyor ki, Sayın Sadık Albayrak'a, çocuklarımıza sevgimizi belirterek gençlerimize de mutlu yarınlar, aydınlık bir çağ. Biz yaşlılara mı? Vatan sağ olsun, sevgilerimle. 4 Kasım 1984 tarihinde çok güzel yazmış bunu. Çok güzel, Rıfat abi. Evet. Kitaplıklarımıza yazarlarımızın izi düştü bu kitap fuarlarıyla birlikte. Bir de 1982 yılının bir önemi var. 12 Eylül darbesi olmuştu 1980'de ve hemen onun ertesinde televizyonlarda kitap suç aleti olarak gösteriliyordu. Evet. Böyle o kitapları masaya diziyorlardı. Arkasında gözlerini kapatan suçlu, ezilmiş, işkence görmüş insanlar, devrimciler suçlu gibi gösteriliyordu. O zaman evlerimizin içine suç aleti olarak kitap giriyordu ve 1982 yılında bu kitap fuarıyla şöyle diyebilir miyiz acaba? O dönemde on binlerce kitap yakıldı. Evet, özellikle Bilim ve Sosyalizm Yayınları'nın yayıncısı, evet, Süleyman Ege'yi burada analım. Şöyle diyebilir miyiz, onu söylemek istiyorum. Bu 1982 yılında bu fuarın düzenlenmesi belki de bu yenilmeyen Türk aydınının bir direnişiydi 12 Eylül'le. Denilebilir, evet, denilebilir. Yani bazı şeyler vardır ki o şeyleri gerçekleştirebilmek için önemli bir inatçılık, direnç ve tabii inanç gerekiyor. Yani bir şeye inanmak, bir şeyin doğruluğunu benimsemek ve o doğruyu savunmak. İşte İstanbul Kitap Fuarı'da hani bu tür direnç örneklerinden biriydi 1982 yılında. Dediğiniz gibi 28 yayın evi katıldı. Ve 5 yazar imza yaptı. İşte Rıfat Ilgaz, Asım Bezirci olabilir, Aziz Nesin olabilir. Aziz Nesin oradaydı. Ondan sonra İzmir'den bir yazar, Muzaffer İzgü vardı. İki kişi daha, yani çok az sayıda yazar, 28 dediğimiz gibi 28 yayın evi ve bildiğim kadarıyla ilk fuara gelen 16 bin kişiydi, 16 bin ziyaretçi. Daha sonraki yıllarda bu giderek arttı. Ben 1993 yılında katıldım TÜYAP ailesine. O zaman tepe başındaydı, spor ve sergi sırasında. Ve o yılda iki salonlar büyütülmüş, genişletilmişti. Fuar bir üst katta, bir alt katta. Hatta bazı yayın evleri iki stand almışlardı, bir aşağıdan bir yukarıdan. Bunu merak ettim, sordum, yani niye böyle, işte bir alttan bir üstten. Şey demişti,
TÜYAP'taki arkadaşlar. Ya işte yani yayıncılar bu ikinci katın ziyareti çekip çekemeyeceğini bilmiyorlar. O yüzden pek itibar etmediler. Dolayısıyla biz de yayın evlerine önerdik. Eğer istiyorsanız aşağıda ikinci standı açabilirsiniz diye. Gerçekten de belli sayıda yayın evi hem üst katta hem alt katta stand açtılar. Fakat ondan sonra müthiş bir şey oldu. Büyük bir rağbet oldu. Büyük bir patlama moda tabiriyle. Ve birdenbire ziyaretçi sayısı 100 binin üzerine çıktı. Kapılarda kuyruklar oldu. Şimdi isterseniz o tepe başındaki fuar alanıyla ilgili de şöyle bir belleğimizi tazeleyelim. Çünkü siz uzun yıllar yurt dışında yaşadınız. İstanbul'a geldiğinizde bambaşka bir şehirle karşılaşmıştınız. Evet. Şimdi içinde yaşıyoruz ama bir yıl içinde bambaşka bir şehirle karşılaşıyoruz. Evet. Orası o tepe başı şu anda otopark. Üstünde de bir TRT binası var. Orası eskiden İstanbul'un en güzel alanlarından biriydi. Böyle yeşillikler içinde bir tiyatro vardı. Mesela ben lisede orada çok güzel oyunlar izledim. Başar Sabuncu'nun Shakespeare uyarlaması Bahar Noktası'nı mesela orada izlemiştik. Sonra işte o şey dönemleri başladı. 12 Eylül'ün getirdiği 24 Ocak kararlarıyla o her şeyi yakıp yıkıp piyasaya, paraya çevirme dönemi başlayınca oraların hepsini yıktılar ve oraya otopark eskiden yaptılar. Şimdi bakın o bölge biraz da hani İstanbul'un tarihine ilgi duyanlar için bir not düşelim. Şimdi o bölge çok ilginçtir. Şimdi orası eskiden yani şu anda TRT binasının olduğu yer yani bizim de daha sonra fuar açtığımız yer. Evet. Oradaki park alanı falan. Eskiden mezarlık. Orası mezarlık ve o mezarlık aşağı Kasımpaşa'ya kadar inen bir mezarlık. Fakat tünel açıldığı zaman bu yani İstiklal Caddesi'ni Karaköy'e bağlayan tünel inşaatı başladığı zaman oradaki hafriyattan çıkan toprağın nereye konacağı müthiş bir muamma haline geliyor. Yani bu toprağı nereye taşıyalım? Onun üzerine İstanbul Belediyesi o zaman da Beyoğlu kaymakamı ya da belediye başkanı aynı zamanda hem kaymakamı belediye başkanı bir Hristiyan. Diyor ki ya yanlış anlaşılmasın ama diyor bu mezarlığı düz diyor daha aşağılara taşıyalım. Ondan sonra burayı dolduralım. Yani toprağı buraya yığalım. Şimdi o tünelden kazılan toprak şeye taşınıyor. Bugün işte o TRT'nin falan filan evet tepe başına taşınıyor ve orada o toprağın üzerinde bir park kuruluyor. Bir park düzenleniyor ve İstanbul'un böyle diyelim ki o zaman işte Levanten Sosyetesi'nin cumartesi pazarları gidip işte gezdikleri ve müzik dinledikleri bir yer haline dönüşüyor. Daha sonra orada işte sizin sözünü ettiğiniz dram tiyatrosu inşaatı başlıyor. O yapılıyor. Ondan sonra Cafe Garden denilen bir kulüp açılıyor. Yine daha şeye yakın, şu anda bulunan otele yakın bir yerde. Ondan sonra Garden Club falan. Orası böyle bir şey, yani eğlence mekanına dönüşüyor. Yıllar içerisinde işte senede 1986'da da TÜYAP orada açılmış olan otoparkı içinde bir takım tadilatlar yaparak orayı bir fuar alanına dönüştürüyor. Birdenbire adı İstanbul Spor ve Sergi Sarayı oluyor. Yani pardon İstanbul Sergi Sarayı oluyor. Şimdi TÜYAP orada yer dar gelmeye başladı, yetersiz gelmeye başladı. Oradan da Beylikdüzü'ndeki kendi yaptığı binaya taşındı. Evet. Ve hep fuarla ilgili, kitap fuarıyla ilgili yapılan en büyük eleştirilerin başında bu kadar uzakta kitap fuarı düzenlenir mi? Evet. Geliyor. Çünkü gerçekten de Kadıköy'den kalkan bir insan belki İzmit'e daha kısa sürede gidebiliyor ama Beylikdüzü'ne saatlerce yolculuğu göz alarak kitapları görmeye, yazarlarla buluşmaya geliyorlar. Evet. İlk yıl herhalde büyük bir tereddüt oldu. Acaba gelecekler mi buraya diye. Evet yani iki kişi
bu düşünceye karşı çıktı TÜYAP'ta başında. Ya gelirler diyen iki kişiydi. Bir yönetim kurulu başkanımız Bülent Ünal, bir de ben. Bizim ikimizin dışında her şey karşıydı. Yani herkes karşıydı kitap fuarının Beylikdüzü'ne gelmesine. Oysa şehrin bir büyüme eğilimi var. Onu biz görüyorduk o zaman. Yani şehir o yöne doğru büyüyor. Yani nitekim bugün baktığınız zaman hani Bakırköy'den itibaren ta Silivri'ye kadar müthiş bir yapılaşma, müthiş bir konut üretimi var. Sadece fuarın yakın çevresindeki konut adedi 400 bin. Orada 1,5-2 milyon insan oturuyor. Yani tabii Kadıköylüler için belki uzak ama yani Avcılar'da oturanlar için hiç de uzak değil. Evet. Bunlar hepsi relatif görece şeyler. Yani neticede bizim söylediğimiz doğruluğu kazandı hayat pratiği içerisinde. Ve TÜYAP, İstanbul Kitap Fuarı da bir Türkiye fuarı oldu. Bizim amacımız İstanbul'da büyük bir fuar merkezi kurmanın ötesinde bir Türkiye fuarı oluşturmaktı. Yani insanlar Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelsinler. Nitekim bunu başardık. Bunu başardık ve iki yıldır da işte uluslararası koşulları yerine getirdiğimiz için bu kitap fuarının adı artık İstanbul Kitap Fuarı değil, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı oldu. Çünkü uluslararası katılım da her sene giderek artmaya başladı. Örneğin bu yıl 40 ayrı ülkeden yazar, telif ajansı temsilcisi, yayın evi, işte ulusal katılımın yanı sıra ziyaretçi geliyor. 40 ayrı ülkeden. Çünkü bu önemli bir şey. Ve İstanbul Kitap Fuarı bugün pardon, bugün bir okur fuarı olarak Avrupa'nın en büyük fuarı. Evet. Şimdi ben tam oraya gelecektim. Evet. Yani o inşaatlar yapılıyor, binalar yapılıyor, konutlar, fakat o konutların içine kütüphaneler girmiyor. Artık kütüphanesiz bir toplum olmaya doğru gidiyoruz. Ve dolayısıyla kitabın toplumsal yaşamdaki yeri gitgide geriye düşmeye başladı. Hatta dijital teknolojilerle birlikte artık başka türlü dijital kitaplar filan dönemi açılıyor. Öte yandan biz bu eleştiriyi getirirken niye uzakta yapılıyor? Çünkü TÜYAP'ı bir kitap fuarından öte bir kültür şenliği gibi. Yani çünkü öyle de aynı çünkü, zamanda. Evet tabii. Öyle gerçekten de. Çünkü TÜYAP yalnızca kitapların sergilendiği, imza günlerinin yapıldığı bir fuar değil. Aynı zamanda söyleşiler, konferanslar, yani edebiyat ve kültür etkinliklerinin çok yoğun. Yani bir haftaya sıkıştırıldığı bir kültür yumağı. Yani siz bunların yeterince izleyiciye ulaştığını bazen ben görüyorum. Boş salonlarda konuşmalar oluyor. Bazen dinleyici gelmediği için konuşmalar gitgide son yıllarda belki de bu eğilim artmaya başladı. İptal ediliyor. Böyle şeyler yaşanıyor. Şimdi iptaller bir tarafa, yani iptaller, yani biz 240 orada etkinlik düzenliyoruz. Yani 240 etkinlik düzenliyor. Tabii yani bütün her yerde normaldir. %2, %3 etkinlikler frevirebilirler. Yani bir hastalık olayı var, bir trafik olayı var, şu var bu var. Yani o iptaller bu nedenle. Fakat ziyaretçi azlığı hani bizleri şey yapmasın. Yani bu negatif bir şey değil. Mesela şöyle bir şey, bir konu düşünün. İşte yani mesela ünlü mineraloglar İstanbul'un teritolojik yapısı üzerine neler düşünüyor? Ya şimdi bununla dünyada ilgilenen zaten 18 kişi var. Bunlardan 3'ü de Türkiye'de diyelim. Şimdi bunun maksimum ziyaretçisi 3 kişi. Ama ziyaretçisi 3 kişi diye biz o konu önemsizdir diyemeyiz. Yani bir taş bilimi örneğin. Evet. O yüzden o etkinlik yapılıyor, oraya da 4 kişi geliyor. Hani 3 esas adam geliyor, 2 de meraklısı geliyor, 5 kişi. Şimdi bunlar olabilir.
Yani çok derin bir felsefi konuyu ana başlık olarak aldığınız zaman, yani işte Heidegger'in, efendime söyleyeyim, Hegel'in estetiği üzerine eleştirel bakışındaki yanılsamalar diye bir konu. Kaç kişi gelir böyle bir toplantıya? Yani 10 kişi gelirse bravo, yani hep beraber alkışlayalım. Ya gelmez. Ama konu önemli bir konu. Yani Heideggerciler için de önemli, Hegelciler için de önemli. Yani bir felsefe meraklısı için önemli bir konu. Yani dolayısıyla bunu böyle algılamak gerekiyor. Yani o az izleyici, az dinleyici sorunsalı bir parça görece. Evet. Ama hani iptaller, kaza, işte Allah göstermesin, hastalık, ölüm vesaire, onlar oluyor. Onlar önemli değil. Önemli olan fuarda altını çizilmesi gereken, şimdi 31 yıldır düzenlenen bir etkinlik. Sizin ilk başta söylediğiniz çok doğru. TÜYAP kitap fuarları sayesinde İstanbul'da yaşayan yüz binlerce çocuk, bakın yüz binlerce çocuk, ders kitapları dışında kitapların olduğunu okullarıyla ya da herhangi bir şekilde fuara gelerek görmüşler. Bu çok önemli. Sizin bir de hikayeniz var. Burada kitabınızın da adı Komik Şeyler Yazmak, evet, başlıklı, evet, hikayeniz. Bu fuarda bir yazar imza günü yaparken, evet, bir anılarını yazmış. Çok soğuk şeyler, bürokratik anılarını yazmış. Evet. Bir çocuk ona diyor ki amca komik şeyler yaz da ben de okuyabileyim. Evet. Sonra yazarın komik şeyler yazma mücadelesi ve onun arka planında onun yaşamının, evet, renksiz, evet, akışını yazmışsınız. Evet. Gerçekten çok hoş bir hikaye. Evet. Bunu da okurlarımıza... Bu kitap hem Yunanca'ya çevrildi, Yunanistan'da yayımlandı, hem de İngilizce olarak yayımlandı. Amazon'da satışa sunuldu. Özellikle İngilizce konuşulan ülkelerde satışa çıktı bu kitap. Komik Şeyler Yazmak. Yani o öyküleri insanlar sevdiler. Yani yalnız Türkiye değil, Türkiye dışında da. Diyeceğim, bu çocuklara kitabı sevdirmek konusu bizim için çok önemliydi. Evet. Yani böylece yani yayın sektörü TÜYAP fuarları üzerinden çok sayıda, ama çok sayıda yine okur kazandı diyebiliriz. Şimdi çocuklar konusu çok önemli. Çünkü eğitim sistemi 1980'den sonra okumayı soğutmaya üzerine kuruldu. Yani okur yazar insanları tıpkı o televizyonlarda suç aleti olarak kitapları göstermeleri gibi okumaktan uzak, okumayı tehlikeli gören, okumanın tadına varamayan, nefret eden kuşaklar yetiştirmek üzerine kuruldu. Bugün, evet, iyice bu tamamen tırmanmış durumda. Şimdi yani de öyle bir şey, evet, oldu ki yani insanın da, yani bazı kitaplar var. O kitapları da okuduğunuz zaman insan diyor ki ya keşke ben okuma yazma bilmeseydim de bu kitapları okumasaydım yani. O kadar yalan, yanlış, safsata. Bir de böyle şeyler var yani. Bunları da yani irdelemek ve bunun üzerinde tartışmak gerekiyor. Mesela adamlar oturuyorlar gayet ciddi bir şekilde. Yani hepimizin işte çizgi filmden falan bildiğimiz Heidi. Şimdi Heidi'nin dedesine namaz kıldırıyor. Ya yani öyle bir çeviriyor ki onu Almanca'dan, orijinalinden Türkçe'ye. Ve mesela adam namaz kılıyor, namaza gidiyor. Yani çevirisinde. Hani böyle tuhaf şeyler de oluyor. Şimdi zaten benim size soracağım sorulardan biri de oydu. Tam bu konuya geldik. Şimdi şu anda yayın dünyasında, edebiyat dünyasında inanılmaz bir eşitsizlik var. Niteliksizin daha çok sattığı, daha çok okunduğu, kendini dayattığı, özellikle bu kitle iletişim organlarının gücüyle veya pazarlama, reklam gücüyle. Şimdi bunu biz TÜYAP'ta da görüyoruz. Yani TÜYAP'ta bunun kırılması için nasıl demokratik önlemler alınabilir? Söz gelimi ben TÜYAP'ta nitelikli yazarların, yani orada otururken, İşte bu bestseller denen yazarlar önünde kuyruklar oluştuğunu, hatta o dediğiniz hani muhafazakar sanat manifestosu yayınlayan biri vardı. Onun önünde kuyruklar olduğunu, herkes fuar kapanmış,
özel bir salon açılmış İskender Pala'ya. Kuyruklar oluştuğunu, yani ki İskender Pala nasıl bir zihniyet biliyorsunuz, işte tombul tombul dam üstünde uneler, tombul tombul memeler türküsüne bile müstehcen bulacak bir kafa ve aşk üzerine gençlerimize kitaplar yazıyor. Yani siz bunu kırmak için, yani TÜYAP'ta, çünkü var olan bu piyasanın yarattığı eşitsizliği, özellikle sermaye gücüyle yayıncılık sektörünün demokratik niteliğinin yok olmasını, TÜYAP'ta bunu bir anlamda yeniden üretiyorsunuz. Yani şimdi, bunu kırmak için bir çaba gösterebilir mi? Şimdi konum itibariyle ben TÜYAP'ta ağırladığımız yayın evleri ya da yazarlar hakkında şöyle de bu şekilde bir yorumda bulunamam. Yani evet, bulunmak da istemem. Çünkü biz bütün yayın evlerine, bütün yazarlara karşı eşit mesafede evet, duruyoruz. Ama mesela ben sizin sorunuzu anladım. Şimdi genelde Türkiye'de yalnız o alanda değil, Türkiye'de her şeyde bir bozulma var. Yani bizim mesela 1950'li yıllarda şu ya da bu şekilde karşı çıktığımız Dışişleri Bakanı Fatih Nüşlü Zorlu'ya bakın, onun devlet adamı profiline bakın. Şimdi Davutoğlu'na bakın. Yani kıyasladığınız zaman, yani Fatih Nuşlu Zorlu'yla Davutoğlu'nu arada dünyalar kadar fark var. Yani bir tanesi bir devlet adamı, öbürü soru işareti. Yani bunu şey olarak da yapabilirsiniz. Ben başka evet, partilerden örnek vermedim evet, aşağı yukarı. Hani aynı çizgiden gelen. Yani işte idam olan, o zaman işte Cumhuriyet Halk Parti'nin çok sert eleştirdiği Adnan Menderes'in profiline bakın. Tayyip Erdoğan'ın profiline bakın. Yani şimdi sadece bu örnekler bile Türkiye'nin yani son 50 yılda nereden nereye geldiğini gösteriyor. Evet. Yani bizim gençlik yıllarımızda işte üniversite rektörleri, üniversitelerdeki bilim adamları, onların o ağırbaşlılıkları, o bilimsel ağırlıkları, şimdi yani mumla arasınız, zor buluyorsunuz. Yani bu YÖK üretimi, akademisyenlerin yani sergiledikleri o genel tutum falan, bunlar tabii evet, yani korkunç şeyler bence. Yani bu bürokrasi için de geçerli, bu Türk Silahlı Kuvvetleri için de geçerli bence. Yani siyaset adamları için de geçerli, gazeteciler için de geçerli. Yani şimdi bundan hani 40 yıl önceki Türk basınında o böyle hani sözleri müthiş ağırlık taşıyan yazarları düşünün, gazete sahiplerini düşünün. Bir de şimdikileri düşünün yani. Şimdi yani çoğu patron zaten sahipleri. Evet. Yani öbürleri değil, onların iş takipçisine yani, dönüştü genel yayın yönetmenleri. Nereden nereye gelmişiz? Evet. Şimdi tabii buna biz çok dönüm noktaları bulabiliriz. İşte 1945'ten sonra veya 1971 12 Mart'ından sonra mesela bir dönüm noktası koyabiliriz. Ben sizin çok güzel iki cilt anı kitaplarınız var. Alageyik Çocuk Sokağı ve Liman mıydı? Bir liman mıydı? Bir de Sen Vatan Haini Misin Baba? Ben şimdi buradan kitapla ilgili bir bölüm dikkatimi çekti. 12 Mart'ın ertesinde siz Almanya'dasınız, yurt dışındasınız. Evet. Zaten siz uzun yıllar vatansızlık acısı çektiniz. Yani evet, onları tabii programımızın süresi içinde yer verebilmiyorum ama siz yurt dışında askerler baskın yapıyorlar annenizin evine. Orada bir cahil asker diyor ki, kimin bu kitaplar? Kitapları, çünkü anneniz bir şair ve yıllarca 24 yıl bir dergi çıkarmış. 27 yıl. 27 yıl bir dergi yayınlamış. Benim kitaplar, inanmıyor ve diyor ki çavuşa anneniz acıyor yani bu kadar. Oğlum niçin bu kadar öfkelisin diye soruyor anneniz. Çavuşun verdiği yanıt. Bunları okuya okuya hepiniz terörist oluyorsunuz. Ve işte kitapları dağıtıyorlar, yerlere atıyorlar. O yıllarda biraz da başladı değil mi? Yani hatta bizim 12 Mart romanlarında kitap
yapma sahneleri vardır. Kitapların toprağa gömülme sahneleri vardır. Ya yani, şeyler vardır ve dramatik sahneler mesela. Yani o kadar büyük bir korku dalgası ki. Yani bilim adamları, gazeteciler, yazarlar var benim bildiğim, tanıdığım, dostlarım, abilerim. Yani evlerinin bahçelerinde kütüphanelerini yaktılar yani. Gelip basılmasın o kitaplar yüzünden insanların başı belaya girmesin diye. Yani buna korkunç şeyler tabii. Evet. Yani Türkiye böyle şeyler yaşadı. Yani bizim bu noktaya gelişimiz hani öyle dünden bugüne olmadı yani. Yavaş, bunlar süreçler içerisinde. Bir mücadele emek ürünü değil mi? Yani, tabii onların emek ürünü ama. Onlar emek verdiler. Yani bizi bu hale getirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Evet. Ama biz de direndik, direniyoruz. Yani sizin çabalarınıza kitabın bu kadar yani değil mi? Bu kadar İstanbul uzağında bu kadar ilgi görmesi bir mucize gibi. Hep şaşırıyoruz yani. Evet. Çocukların gelmesi oraya. Evet. Dileriz böyle sürer. Şeyi konuşalım biraz isterseniz. Yani yayıncı, yazar, okur. Sizin fuarda bu üçlü bir araya geliyor ve kitap odağında buluşma oluyor. Evet. Verimli bir buluşma olabiliyor mu? Yani neler, o 30 yılda ne deneyimler çıkardınız? Oluyor tabii canım. Yani olmaz olur mu? Yani her alanda oluyor. Yani yayın sektörünün gelişmesi açısından oluyor. Yazarın kendisini tanıtması açısından oluyor. İşte okurun kafasında senaryolaştırdığı bir takım hani yazar hayatları var, işte yazar ilişkileri var. Onu somutlaştırma olanağı buluyor. Bir kere şu coşkuyu düşünün, yani 9 gün içerisinde 400 küsur bin kişi oraya geliyor. 400 bin kişi. Şimdi 400 bin kişinin yarattığı bir sinerji var. Evet. Hani bu böyle 400 bin kişi oraya geliyor, bir şey oluyor, gürültü, uğultu falan, her şey dağılıyor değil. Onun yarattığı o sinerji kente yayılıyor. Bakın biz tepe başında ilk fuarımızı açtığımız zaman bütün Beyoğlu'nda iki kitap evi vardı. Biz Beylikdüzü'ne taşındığımız zaman 60'ın üzerine çıktı. Yani iki kitap evinden 60 kitap evine atlamak, geçmek, işte bu geçişte Beyoğlu'nda yani tepe başında düzenlenen o kitap fuarlarının yarattığı sinerjinin büyük bir etkisi vardır. Böyle görmek gerekiyor. Tabii Anadolu'da da birçok büyük şehirde kitap evleri yok. Kapandı kitap evleri. Siz fuarı, kitap fuarını Anadolu'ya taşıdınız. Evet. İzmir, Adana, evet. Bursa, Diyarbakır galiba değil mi? Yani böylece Antalya. Yani böylece oralarda da kitap hayata girdi. Tabii. Oralarla ilgili gözlemleriniz nasıl? Son derece olumlu. Orada da işte yüz binlerce insan geliyor. Ve her şeyden önce kitabın bir ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Yani bunu algılamayanlar açısından diyorum. Evet. Böyle bir ihtiyaç var. Yani şimdi bir etkinlik yapıyorsunuz Diyarbakır'da. 150 bin kişi geliyorsa, yani de Bursa'da 260 bin kişi geliyorsa ya da işte Adana'da 240 bin kişi geliyorsa kitap fuarına, demek ki orada öyle bir ihtiyaç var. Dolayısıyla o 240 bin kişiden hani %20'si kitap alıcısı olsa bu 48 bin kişi yapar. Bu 48 bin kişinin %20'si geldiği an kitap alsa, öbürleri de listelese, demek oluyor ki fuar kapandıktan sonra 30 bin kişi kitap alma ihtiyacı için bir kitap evine gidiyor. İşte şeyde listelemiş, işte şunları almak istiyor, bunları almak istiyor falan filan. Şimdi o zaman oradaki yayın kitap evleri bunları karşılama durumunda bu talebi. Yani dolayısıyla oradaki kitap evi de canlanıyor. Yahut da onun yanında işte bir kitap evi daha açılıyor. Çünkü tek kitap evi bunu karşılayamayacağı için. Başında şöyle düşündü kitap evleri. Ya fuar geliyor.
işte bizi batıracak diye. Tam tersi. Tersi oldu. Tam tersi oldu. Çünkü bütün o insanlar gelip de hemen ihtiyacı olan kitapları almıyorlar. Gelip fuarda liste yapıyor, bilmem ne yapıyor, işte evde düşünüyor, ediyor. Ondan sonra o kitapları fuar bitiminden sonra edinme yollarını arıyor. İşte orada o şey ihtiyacı çıkıyor, yani talebi karşılama durumu. Peki Deniz Bey, Ankara'da niye olmadı TÜYAP kitap fuarları? Ankara'da Biz 4 defa denedik. Evet. Olmadı, şundan olmadı. Şimdi Ankara çok çok komprime, kompakt bir kent. Yani dağınık bir şehir değil Ankara. Ankara'nın hayatı merkezde cereyan ediyor. Ve memuru, öğrencisi, yani potansiyel kitap okuru Ankara merkezde. Yani Ulus'la... Kızılay. Hayır, Ulus'la Gazi Osman Paşa. Evet. Arası, yani Çankaya arasına. Bir de işte enine doğru, öyle düşüneceksiniz. Şimdi bütün bir öğrencisi, üniversitesi, işte akademisyeni, memuru vesaire orada oturuyor. Orada 3-5 çok iyi kitap evi var, köklü. Bu kitap evleri başından itibaren bir abonelik sistemi kurmuşlar. Yani işte öyle kitabı var ki mesela 25 bin abonesi var. Yani 25 bin kitap alıcısı. Ve onlara mesela taksitle veriyor, bilmem ne yapıyor. Yani bu iyi bir şey. Evet. İyi bir şey Ankaralılar için. Kitap evleri için de, Ankara için de, okurlar için de. Şimdi biz daha fazla ısrar edip Ankara'da bu düzeni bozmak istemedik. Yani bu iyi bir şey. Yani o iyiyi de muhafaza etmek lazım. Çünkü neticede bu bir talebe cevap vermek ise fuar. Zaten orada onu bir takım kitap evleri yapıyorlar. Hani o zaman bizim orada ısrarcı davranmamızın da bir alemi yok. Evet, şimdi bir de Deniz Bey, şeye gelelim. TÜYAP Kitap Fuarı her yıl bir onur yazarı seçiyor. Evet. Bu onur yazarları nasıl seçiliyor? Şöyle eleştiriler getiriyorum ben. Daha çok bu onur yazarları seçilirken özellikle birçok halkçı, gerçekçi çizgideki yazarlarımız ihmal edildi gibi geliyor bana. Söz gelimi hemen aklıma şey geliyor. Mesela Fakir Baykurt Köy Enstitüsü'nden yetiştirmiş çok önemli bir yazarımızdı. Veya Demirtaş Ceyhun ki kitap fuarlarına çok büyük emekleri geçti. Evet, evet. Büyük yazarımız. Arif Damar, Can Yücel gibi. Yani bunları neye göre seçiyorsunuz? Ve daha çok böyle emekten yana, halkın içinden çıkmış bazı yazarlarımız göz ardı edildi gibi geliyor bana. Yani ben tabii buna benim katılmam pek mümkün değil. Evet. Çünkü hani o dediğiniz yazarlar içerisinde, hani onur yazarı seçilenler içerisinde işte Fethi Naci de var, İlhan Selçuk var, Fazıl Üstü Dağlarca var, Yaşar Kemal var, Rıfat Ilgaz var, Aziz Nesin var. Yani kim yok diyorsunuz? Kim yok ki yani? Şükran Kurdokul var. Yani Turan Selçuk ve Semih Balcıoğlu çizgi dünyasında. Tabii, tabii. Muhan Kuban sanat tarihçisi. Ha, yine yani öyle baktığınız zaman bu biraz öznel bir eleştiri diyorsunuz. Ama şey yapıyoruz yani mesela bazı yazarlar saydığınız bazı yazarlarımız da mesela İzmir Kitap Fuarı'nın onur yazarı Arif Damar gibi mesela. Ha, onu ben kaçırmışım. Tabii bazı onu da yapıyor. Mesela Muzaffer Üzgü şeyde işte Adana'da falan yani o diğer kentlerde de var. O kente olan bir bağlılıkları var. Mesela işte Tarık Dursun yine şeyde hani İzmir'de oldu. Onları bir evet. Bilip ondan sonra konuşsak daha iyi olur. Ben size şunu önermek istiyordum. Yani aslında bunu söylerken şunu önermek istiyordum. Bazı böyle yitirdiğimiz değerlerimiz için de acaba anısına bir şey koysanız. Yani onur yazarı gibi. O çok şey anısına yani, düzenleme koysanız. Şimdi, her yılda bir yazarımızı böyle gündeme getirseniz. O zaman yani o zaman bu onurlandırma şey olur. Yani sulanır demeyeyim de yani bu çünkü de önemli. Biz bir tek şey yapıyoruz. Bunun ayrıca onur yazarı dediğimiz zaman biz onurlandırmıyoruz yazarı. Yazar bizi onurlandırıyor. Bunu hep insanlar yanlış algılıyorlar.
Yani onur yazarı, o yılın onur yazarı o yıl bizim fuarımızı onurlandırmayı kabul etmiş yazar demek. Evet. Yani bizim çünkü bir fuarcılık şirketi olarak bir yazarı yani onurlandırma yani işte yani böyle haddimiz yok. Yani öyle bir şeyimiz yok. Biz sadece bakıyoruz. Bir danışma kurulumuz var. Danışma kurulumuzda işte edebiyatın çeşitli alanlarından insanlar bir araya geliyorlar. Ondan sonra çeşitli atlar üzerine konuşuyorlar ve bir at üzerinde birleşince o kişiye gidip bu öneriliyor. Deniyor ki işte siz önümüzdeki yılki İstanbul Kitap Fuarı'nı onur yazarı olarak onurlandırır mısınız? Kabul ederse bunu açıklıyoruz. Şimdi bu teklif ettiğimiz kişiler de mutlaka edebi kişilikleri ön planda olan, yani sadece edebiyat kişilikleri ön planda olan insanlar değil. Burada hayatta duruş, aydın kimliği, aydın kişiliği, aydın kimliği, mücadeleciliği, işte duruşu, insani ilişkileri, yönleri, tabii edebi kimliği, kişiliği, yani bir bütün halinde. Dolayısıyla yani mesela tabii tartışılabilir. Mesela işte Şükran Kurdakul bizim onur yazarımız. Ama diyebilirsiniz ki işte ama işte falanca şairin şiirleri çok daha güzel. Bu kıstas değil. Şükran abimiz hiç böyle bir şey söylemiyor. Hayır. Çok büyük bir yazarımız evet, olduğunu yani, yani. Denilebilir. Yani ya da işte İlhan Selçuk o işte bir romanı var. Gazeteci işte bir hani edebiyat adamı değil ama şunlar var. O başka bir şey. Yani bizim kıstaslarımız, ölçütlerimiz farklı. Evet. Peki ben bir de şeyi sormak istiyorum. Yani yazarların TÜYAP'tan bazen zaman zaman TÜYAP'a yönelik eleştirileri oluyor. Yani yazarlara gereken özeni sağlıyor musunuz? Özen derken şunu açabilirim. Yani orada çok geniş olanaklarınız var TÜYAP salonları olarak. Yani yazarların buluşabileceği, kendi aralarında sohbet edebileceği olanaklar var mı? Yani siz salonlar gelmiyor musunuz bu ara? Geliyorum ben. O zaman niye bunu soruyorsunuz? Çünkü zaman zaman yazar arkadaşlarımdan duyuyorum ben bu tür eleştiriler. Ben yazarlar için özel bir salon var. Yazarlar oraya geliyorlar. Kahve, çay bilmem ne servisi var. 3 hizmet eden arkadaşımız var orada. Saat 5 ya da 6'dan sonra hatta şarap servisi de var. Gayet güzel. Şimdi ben bunu mesela ilk defa duyuyorum. Yani bana şimdiye kadar böyle intikal etmiş bir şey değil bu. Yani ne şu bağlamda yani sizinki onlara bir insani hizmet biçiminde algılandı. Ben şunu da söylemek istiyorum. Yani onların o kitap şimdi fuar alanı dışında işte imza günleri, konferanslar dışında da ne bileyim bir dostuyla sohbet edebileceği, bir yayıncısıyla konuşabileceği, bir okuruyla oturup çene çalabileceği bir ortam pek göremiyorum ben. Yani fuarlara geliyorum tabii, kaçırmıyoruz da. Yani böyle bir eksiklik var gibi geliyor bana. Yok ama dünyada hiçbir yerde yok o. Evet. Yani dünyanın hiçbir fuarında yok. Yani nasıl yapacaksınız onu? Her yazarı bir oda mı? Yani olmaz tabii, evet. Mümkün değil. Herkes gidecek kafeterya da bilmem nerede bir yerde oturacak. Yani bir de şöyle bir şey var. Biz de bir fuarları profesyonel gözde görmeye henüz alışmamışız. Bunlar büyük ölçüde şeyin görevidir. Yayın evlerinin. Yayın evleri o olan hakları yazarlarına sağlar. Dünyada hep böyledir. Evet. Yani oturup böyle görüşme ortamlarını sağlayan hep yayın evleridir. Şimdi Deniz Bey, çok az süremiz kaldı. Siz bu fuarın 25. yılı için bir kitap yazdınız. Bir Yolculuk Öyküsü diye. Evet. Bu yolculuk öyküsü nasıl devam edecek? Yani onu geleceğe ilişkin bu fuarın daha da gelişmesi, daha da çok kitabın hayatımıza girmesi için yapabilecekleri. Bunlar için şimdi bakın ben o kitabı yazdığım zaman 6 sene önceydi. Evet. 6 sene önceydi. Şimdi bu 6 sene içerisinde TÜYAP'ın Anadolu'da
düzenlediği fuarların sayısında epey bir artış oldu. Yani demek bu 6 sene içerisinde iş bir yere doğru gidiyor. Öbür taraftan 3 sene önce uluslararası sözcüğü TÜYAP'ın adının başına takıldı. Yani uluslararası bir takım ölçütler, kıstaslar, kriterler yerine getirildi. Çeşitli organlardan geçti ve TÜYAP 3 yıldan beri uluslararası İstanbul Kitap Fuarı oldu. Bu herkesin kullanamadığı bir kavram. Sürüyor. Bir demek şimdi sürüyor. Uluslararası oluyoruz, Anadolu'ya gidiyoruz ve bu sene fuara gelen yabancı ülke sayısı 40. Yani 40 ülkeden telif ajansı, yazar, yayıncı ve ulusal katılım geliyor. Yani yolculuk devam ediyor diyeceğim. Evet, çok teşekkür ederim Deniz Bey programımıza katıldığınız için. Evet, değerli izleyiciler, bugün Kitap Fuarı'nın 31. yılı, İstanbul Kitap Fuarı'nın bu yıl. Bunu konuştuk Deniz Kavukçuoğlu'yla. Sizlere de bu belki uzak gelebilir, o zahmetli yolculuğu göze almanızı ve bu önümüzdeki cumartesiden sonraki haftanın pazarına kadar kitaplarla buluşmak için, yazarlarla söyleşmek için sizi de o buluşmaya davet ediyorum ben. Gelecek hafta yeni bir edebiyat cephesinde buluşmak dileğiyle hepinize şiirli, öykülü, romanlı günler diliyorum. İyi günler.